buradayım hocam. Ben de size bakıyorum. Muhammed'in nebi ümmimde. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün toplulukların ve bütün insanların Rabbi olan Allah'ın adıyla. Kıymetli halkımız, değerli basın mensupları. İslam'ın kutsallarına karşı sürekli hakaret ve tahriklerin özgür ülkesi ABD ve Avrupa'da oyunun son halkası olan Müslümanların masumiyeti filmine karşı tepkimizi dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Mikrofonu biraz daha yanaştır başkan. Müslümanların Masumiyeti adlı İslam'a hakaret eden filmin yapımcılarından biri, Kur'an yakmaya yeltenen Hristiyan papaz Terry Jones, filmin diğer yapımcısı, finansörü Yahudi Sam Basil ve bir diğer destekçisi Mısırlı Kıpti Morris Sadek'tir. Bu çirkin filme tepkiler çığ gibi büyürken, maalesef bizim hükümetimiz olaya Amerikan gözlüğüyle değerlendirmiştir. Başbakanın film ile ilgili yaptığı yüzeysel açıklama ise tamamen renksizdir. Başbakan, ABD Büyükelçisi'nin öldürülmesini kınarken İslam'a ve Peygamberimize hakaret içeren filmi ve bu çirkin filmin yapımcılarını tek kelime ile de olsa kınamaktan adeta imtina etmiştir. Saygı duyulmayan hep Müslümanlar olmuştur. İslam'ı savaş dini olarak tanıtan filmde Müslümanlara açıkça hakaret ediliyor. Yıllardır sürdürülen diyalog çalışmaları ise İslam'a ve Peygamberine yapılan saygısızlığı azaltmadığını göstermiştir. Aksine artırmaktadır. Son olarak İstanbul'da yapılan diyalog çalıştayı bunun en önemli kanıtı olmuştur. Çalıştaya çok sayıda diyalogçu, Hristiyan ve Yahudi din adamı katıldı. Buna karşılık Peygamber'e hakaret filmi aynı günlerde gösterime konuldu. Hristiyan ve Yahudi dünyası her gün yeni skandalları imza atmaktadır. Camilerde içkili balolar veriliyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren çirkin karikatürler çiziliyor, başörtülü kadınların fotoğrafları potansiyel suçlu gibi duvarlara asılıyor, ezana izin verilmiyor, Müslümanlara karşı utanç duvarları örülüyor. Sünnet yasaklanıyor ve Arakan'da olduğu gibi Müslümanlar katliama uğruyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı sistemli bir karalama kampanyası sürdürülüyor. Akıllara Müslümanlar her yerde aşağılanırken bu diyalog çalışmaları kime hizmet ediyor sorusu takılıyor. Kuvveti üstün tutan anlayışın temsilcisi olan tek kutuplu dünya düzeni, küresel emperyalizm, insanlar arasındaki kin ve düşmanlığı yayarak hayatiyetini devam ettirmeye çalışıyor.